Merhaba ben Esra. Merhaba ben Eylem. Eylem Planı Podcast'a hoş geldiniz. Hoş geldin, söyledim bu sefer. Ne Eylem Planı? Podcast. Ama söyledin diye sevmemiştim. Bilerek yaptık, hadi devam et şimdi. Nasıl hissediyorsun artık, internet dünyasında bir kaydımız var. Aynen, 40 tane izlenmedi, müthiş. Az mı? Sıfır. Ben mağazada 120 kişiye sordum. Herkes izledim, izleyeceğim, izliyorum, bilmem ne dedi şimdi. Belki sen, ama galiba halen podcast kaydettiğimizin ve temel olarak dinlendiğimizin farkındayız. İzlediler diyorsun. Dinlemek, okey. Biraz geriden geldi. Ne saçma diyor bu salak diyorum. Aslında YouTube'da izlenebiliyordu ama görselden bahsettiysek onları da koyuyorum. Bu hafta unutmadıysam video da çekiyoruz. Fotoğrafımız o kadar güzel ki ona bakarken onu izleyip sesi dinledikleri için izlemek olarak değerlendirmiş oluyor. Beğendin tasarımımızı yani. Evet. Senin 4 gün uğraştığın. Güzel olmadı mı? Fotoğrafı çekmek için 5 saniye uğraşıp nasıl bunu düzenlemek için 3 kez 4 kez uğraşırsın ayrı dedim. Ama yapacak bir şey yok. Güzel gözüksün istiyorum. Herkes ona ulaşsın istiyorum. Bağırışına mı? Sen nasıl hissediyorsun? Bir artık podcast'imiz var internette. Ben kendi sesimden normalde hiç hoşlanmam, hiç haz etmem. Ama galiba 50 kere falan dinledim. Yani bir yerden sonra kendi sesim güzel gelmeye başladı. Hani 26 yıldır falan bu sesi sevmem. Bir podcast'le seviliyormuş. Bunlar yaşandı. Bizi anladın yani. Ama gene 20 saat konuşup tabii ki konumuz ne onu bilmiyoruz. Boş konuşmak tamam ya, illa osuruktan kollara gir diyorsun yani. Niye böyle baktın? Gibiyi konuşacağız dedim bana. Ya geliriz ona da. Seni sürprizlere boğmayı seviyorum. Hayır, ben bu sürprizi sevmedim. Aa. Niye? O soruktan sebepler. Ya biz seninle sevgiliyiz artık, bunu fark eder misin? Tamam ya? Soru bu değil mi zaten? Biz niye seninle? Sevgililer birbirinin yanında rahatlıkla osurabilmeli mi? Hayır. Hayır. Yani... Peki rahatsız olarak bak, gayri ihtiyari bir insani ihtiyaçsa bu. Okey, yapacak bir şey yok yani mesela. Tamam. Hasta olan hasta olma diyemezsin. Bir dakika, sen şu an osuru hastalıkla eşdeğer mi gördün? Yani anlık geldiyse mecburiyet varsa ortada. Yani ne bileyim hastalık hani. Hastalık mı yani bu? Hayır, yani doğal bir şey. Onu demek istiyorum. Doğası tamam. Da birlikte yapabilmeleri lazım. Birlikte. Güçler. Hadi ben çıkıyorum. Gibi değil. Ama bence o çizgi kalmalı. Ben o çizginin kalıyor olmasını seviyorum. Kalsın. Sen uyuduktan sonra osurabiliyor muyum? Yani ben uyuduktan sonra ne yapıyorsan yapımımda değil. Ben o sese kalkmayayım yeter. Peki tamam. Beklediğim verimi alamadım senden bu konuda. Yani alamayacağını bence biliyor olman lazımdı. Ama sırf bölüm adı osuruktan sebepler olsun diye bu konuyu açmam gerekiyor. Yani senin bu osuruk ve kapı açık işemeye olan düşkünün de ben hala anlayabilmiş değilim. Bir rahatlık, bir kendini bunu bir felsefe gibi göremezsin. Bu öyle bir şey değil yani. Alt tarafa osuracaksın, işeyeceksin, sıçacaksın yani. Sen... Ya bir dakika, kapı açık sıçmanın önemini burada şu an göz ardı mı edelim yani, anlamadım. Kapı açık sıçmanın nasıl bir önemi var? İçeride boğulma diye mi? Hayır. Bir rahatlık, bir özgürlük. Yani bence bir insan sevgilisi olduğu zaman kaybettiği en büyük özgürlük kapı açık sıçma özgürlüğü yani. Sen kimse yokken kapı açık mı sıçıyorsun? Evet. Bunu sana 50 kere söyledim. Kapı açık işiyorum dedin bana. Hayır. Niye kapıyı kapatayım, evde yalnızım, istediği kadar bok koksun. Bunu ilk defa konuşuyormuşuz gibi yapamazsın. Bunu ilk defa konuşuyoruz çünkü. Hep çünkü işemeyi konuşuyorduk. Hiç sıçmana girmemiştin. Asla kapatmadım. Biz niye bunu konuşuyoruz ayrıca? Neyse, değiştir konuyu artık, yeter senin de kapı açık sıçma. Neyse ki sevgilin oldun medeniyet şeyini. Hani kıçını şeyle silmiyorsun. Taşla silmiyorsun kardeşim artık. Niye falan diyormuşum. Mesela niye taşı sıkmanın zevkini biliyor musun? Tuvaletteki neydi falan. Bir an tuvalete taş var mı diye düşündüm. Var bu arada. Ama mesela. Bu arada var. Aha. Kapıyı tutuyor şimdi, bilmem neler. Aynen, ama şey, sudoku falan da var. Çözüyoruz. Yani kapı kapalıyken ya da açıkken o taşlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Peki o zaman biraz daha insanların da tolere edebileceği bir konuya gelelim bu hafta. Aynen. Bazı insanların normal karşılayacağı, benim gibi insanların. Şunu konuşalım, bizim maşallah dediğimizin iki gün hayatta kalamamasını konuşalım. Katılmıyorum, buna sadece biz maşallah demedik, çok kişi dedi. Neden bahsettiğimizi de söyleyelim istersen. Yani Gibi ile ilgili bölüm yaptık işte, Gibi'yi neden izlemelisiniz, Gibi izlemeniz için 5 neden. Ve yeni sezon başladı, zaten sezona yetiştirmeye çalışıyorduk videoyu. Nasıl Gibi neden sezon? İzlememelisiniz diye sezon. Hani Gibi nasıl bozdu, Gibi'nin Lost'la arasındaki 7 farkı bulunuz. Bir dakika, öncelikle 3. bölümü bir ayıralım. Ya sana son, kalırsa 5'i de ayıralım. 3. bölüm. 4-5 ama yani 1-2'de. Bak, ben bir arkadaşıma tartışmaya girdim. Bana dedi ki ilk 2 bölüm beklenenin altındaydı. Ben dedim ki beklenenin altında falan değildi. Bok gibiydi. Bayağı
çok kötüydü yani. Hani şey mesela şey olsa işte yeni bir stand-upçı komedi yazarı yapıyor olsa derim ki ha tamam Ümit vaat ediyor. Destek olmak için izleyeyim. Şimdi sen kaliteli iş çıkartmış bir insansın. Senin belli bir seviyenin altına düşmüyor olman lazım ki seviye yerlere düştü, süründü böyle. Hani daha ne kadar kötü olabilir ki dediğimde daha da kötü oldu. Falan. Şimdi benim bir iki gözlemim var, onu paylaşmak istiyorum. Birincisi, dur notlarımı o kadar kötü yazmışım ki. Şimdi birinci sezonun geneliyle ilgili. Ama şey yaz, bizim gibi üstüne bölüm yaptım sıçtı. Yalan mı? Hayır yani buradan hatırlamak ne bileyim. İşte maşallah dediğimiz iki gün şeyi onu unutmamak. Ama sen gene bir sıçmaktan gideceksin illa, seviyorsun sıçmayı. Şimdi benim üç büyük şikayetim var bu evet. Sezonla ilgili. Birincisi yani bölümde şey, herkes böyle andropoza girmiş, herkesin bir şey ölmüş gibi çok büyük agresiflikleri var. Daha önceki sezonlarda olmayan. Belki ama andropoza girmişlerdir. Biraz hani gençler, bölümde şey diyor ya, sen kaç yıldır yaşadığının farkında değil misin? Falan. Hani bir yaşanmışlık vardı. Güzel sezonlara göndermeler. Yani devam bir agresiflik, birbirlerine karşı tahammülsüzlük, küfür, saydırma, gırla. Çok ciddi. Her bölümde de birinde yükseliyor. Bir bölüm Yılmaz çok agresif. Su içtikleri bölüm. İşte ertesi rüyalı masa bölümü. İşte İlkan çok agresif. Ersoy zaten şey yani arada bir geldiğinde çok keyifli olan ama her bölüm olunca aşırı sinir bozan bir karakter. Böyle çok büyük bir agresiflik. Ben izleyince geriliyorum. Cidden yani, geriliyor musun izlerken? Geriliyorum yani çünkü bölümlerde komik bir ortam geldim, yok. Evet. Yani komik bir ortam yok. Şakalar hiç yerinde değil. Bir de mesela ne bileyim İlkan'ın pasif agresif kalıp böyle bir anda patlamasının bir güzelliği var böyle. Yani kimse sürekli benim arkadaşlarımı sikemez. Mesela o güzel. O çok güzeldi. O bölüm. Ama mesela güzel. Normalde durup dururken onun bir atar yapması. Yani hadi be kardeşim İlkan'sın sen ya. Yaşadığına şükret o zekayla diyesin geliyor. Kız gelecek diye Ersoy zaten sinirlense ciddiye almayacağım bir tip yani. Sinirlense kanka git köşede günlüğüne yazarak sinirlen falan dersin yani. Ağlaşırdım. Bir tek Yılmaz'ın sinirlenmesini ciddiye alırım. O da çok içli sinirlendiği için. Hani Kemal Sunal'ın böyle şey filmleri vardır ya, böyle öğretmen hiç parası yok. Aşırı fakir, herkes ona destek oluyor. Öyle bir filmim var, öğretmen oldu. Tabii lan bir sürü var sende, aman cahillerden bir şey. Milli değerlerimize sahip çıkalım. Kemal Sunal bir milli değerdir. Yani katılıyorum da unutabilirim bir filmini de yani. Ya da böyle çok işte fakir oldukları falan böyle bölümler var, öyle söyleyeyim. Mesela komedi aslında ama ben komedi izliyormuşum gibi hissetmiyorum. O kadar fakirler ki ona üzülüyorum. Yılmaz sinirlenince de aynısını hissediyorum. Bir dakika nasıl yani? Gariban bir sinirlenmesi var onun. Mesela paraları yok diye dertleniyor ya, arkadaşları hediye alıyor falan, kötü hissediyor kendini. Hani hediye getirdikleri... Bağ mı kuruyorsun? Bağ kuruyorum. Zeytinburnu'nun olmanla bir ilgisi olabilir mi? Fakir değiliz çok şükür. Ama hayır şey böyle. Tam güleceğim. Mesela salak bir şey oluyor. Hesabı biz ödeyeceğiz deyip ödeyemiyorlar. Tam o an ya oradaki şey de yani illa biz ödeyiz. Adam diyor ki tamam biz ödeyiz. Yani neye inat ediyorsun? Eylem işte? Sen bayılıyorsun ama başkasının ödemesine. Şimdi of, sen bu konuda bir değilsin. Hem iş hem hesap. Sana çıkıyor. Mesela bir arkadaşın hediye alsa öyle pahalı. Sen dersin kardeşim sağ ol. Gel, ne gerek vardı ama sağ ol. Sen yarın da gel. Yarın da kaburcukaca gidelim. Isvarlarsın ya ne olacak falan şu dersin. Şu an çok beni özellikle beni çok iyi tanımayanlara beni çok yanlış tanıtıyorsun. Gerçekten kırıldım şu an. Nasıl? Ben böyle bir insan mıyım? Evet. Biz ısmarlandığımız kadar ısmarlarız da kardeşim. Kardeşim bana. Bilmiyorum şu an bana çok derin ağır laflar soktun. Ama sen dedin ki niye ısrar ediyorlar? Orada bir gurur söz konusu ya. Kaç saat şey yapıyorlar birbirleriyle. Neyse oradan ben güzel bir şey açtım ama ben oradan bir yere bağlamak istiyorum. Sezonla ilgili rahatsız oldum. İkinci konuya bağlamak istiyorum. O da böyle bir böyle çok derin bir felsefik psikolojik açılımlar. Yok işte bu rüyasında o idi oynuyor. O egoyu, öbürü süper egoyu. O onunla şey. Abi gibi izliyorum ya. Niye ben psikolojik alt metin arıyorum yani? Ben film ekiminde miyim kardeşim? Ekimde geçti yani. Hayırdır siz? Of. Benim kötü esprilerime laf edip bu espriyi yaptın mı gerçekten? Yok bence senin esprilerine kıyasla yerinde ve güzeldi. Bunu dinleyicilerimiz karar versin. Ben şey yapmak istemiyorum. Bir anket açalım. Siz Gibi'nin 3. sezonunu nasıl buldunuz? Eski sezonlardan iyi. Benle bu tartışmayı yaşayan arkadaş sakın oraya beklenenin altındaydı yazma. Kötüydü. Şu benim rahatsızlığım orada. Yani olsun tabii ki bu alt okumalar olsun ama ben bunu yapabiliyorken genelden de keyif alabilmem lazım. Mesela rüya bölümü yani tamam Ersoy'un çıplaklığı falan çok komik bir yere bağlandı ama böyle genel olarak izlerken yani böyle işte şey yani Jim Jarmusch filmimi izliyorum. Şey o ne adını unuttum. Ne Las Vegas onu mu izliyorum? Ne izliyorum abi ben yani niye devamlı izlemedik onları şimdi. Ya yok masanın zaten masanın ilk eğriliğini gördüğünde anlıyorsun bu
normal bir şey de değiller. Bir şey yaşanıyor. Ama çok uzun sürüyor. Ben neye benzetmiştim onu? Bir rüya için alta benzetmiştim galiba. Hiçbir şey anlamayıp çok şey anlamaya çalıştığın bir şeye benziyor. Evet. Olabilir. O da olabilir. Yani gene ilk sezonlarda da vardı bu problem. Hani her bölümün bir 10 dakika, 15 dakika uzun olması. Burada da yani niye o bölüm o kadar acaba uzun? Acaba niye uzatıyorlar? Ben bunu da anlamıyorum. Kardeşim sen 20 dakikayı çok iyi anlatabileceksen hikayeni. Ayak işleri. Platform özgür. Aa dur, ayak işleri sevdamıza ayrı geleceğiz. Hani yani ayak işleri anladın mı? 20 dakika ve ondan aldığım keyfi yemin ederim hiçbir şeyden almıyorum. En sevdiğim yemek, en çok yapmak istediğim şey falan birleşsin. Bana o kadar keyif vermez ayak işlerini izlediğimizde Yani 20 bak, dakika kadar. ayak işlerinin videosunu yaparken şey demiştim. 5 nedende yönetmenliği iyi demiş. Yani yönetmenlik için uğraşıyorlar. Çünkü konu gereği devamlı oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Gibi'nin ilk sezonlarının şeyi, güzel tarafı aslında çok yönetmenlik isteyen bir şey içermiyordu. Yani 3 kişi sohbet ediyor. Anladın mı? Şimdi buna bir şey katmana gerek yok. Sohbet yeterince iyiyse oturalım biz izleyelim zaten. Çok güzel sohbet eden, birbirine çok güzel laf sokan iki arkadaşını izler gibi işte. Ayak işlerinde o yönetmenliği seviyor. Gibi de seyrediyoruz. Çok bir şey yapmana gerek yok. Bize onu güzel sun yeter. Bu sezon bir de yönetmenlik katmaya başladılar. Bir sahneler öyle 20 tane kesme yapıyor. Yok işte güzel manzara koyuyor. Orada bir şeyler oluyor. Çok kasıntı geliyor bana bu şiir sahneleri işte 5. bölümde falan filan, buraya örnek olarak onu yazmışım bu bölüm sırasında aklıma geldi diye. O da ek bir teknik gereksizlik. O da beni çok rahatsız etti. Mesela ayak işlerinde dediğim gibi bir ihtiyaç var. Caner de buna çok kasıyor zaten. Güzel anlatalım aksiyonu, güzel olsun, güzel gözüksün. Gibi de buna hiç gerek yok. Güzel tarafı oydu zaten. Ya bana sorarsan ayak işlerinde de gerek yok. Çünkü onların şakaları da çok yerinde. Ama o bir oluşum gibi. Yani gibi bir komedi dizisi. Ama ayak işleri bir yaşayış şekli, felsefik bir şey. Çok abartmayalım şimdi. Hayır ama öyle mesela biz bazı şeyleri izledikten sonra mesela sokakta biri bir yere bir şey, yere bir şey attığı zaman aklına o sahne gelmiyor. Aklına o sahne gelmiyor mu? Geliyor. Rap müziğin girdiği. Tabii tabii, o çöpün böyle ağır çekimleri falan. Aynen aynen. Sonra dayak yedikleri an. Çak çak yer buldum bana çakıyorsun hemen dedim ya sana geçen bölümde. Evet. Mesela onu deyince aklıma sok 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 geliyor ayak işlerindeki. Sok sok sok. Anladın mı? O adamı başka herhangi bir yerde gördüm de aklıma Vedat abi diye bağırasım geliyor. Ya sokakta görmeyi çalıştım. Sevdiğim insanlara şey diyesim geliyor. Evrenim. Canım. Anladın mı? Sana arada eylemim diyesim geliyor. Sonra sevgili olduğumuz için hoş durmadığını fark ediyorum. Ya evet, biraz anlamadıysanız. Eylemim deyip kafanı tutup seviyormuşum seni. Yani iki diziyi de çok seviyoruz ama böyle ayak işlerini artık kaç kere üst üste izledik. Hele ikinci sezon 6. bölüm, restoran bölümü. Yani mesela hiçbir şey anlatmayan bir bölüm. Tam bir gibi konsepti aslında. Yani sadece geliyor. 6. bölüm çok şey anlatan bir bölüm. Mesela biz o bölümü izlememiştik. Hatırla, biz bunu izledik dedik diye geçtik. Kamera arkasını izleyip fark ettik. Ya şey anlamında, hikayede bir şey yok. Yani çıkarsan ana hikayeden hiçbir şey eksilmez. Çok bir ana hikaye yok ikinci sezonda gerçi ama neyse, onda 3. sezonu biz hiç bakmadık ama belki de geldi. Bakalım, neyse orası dert değil. Gelecek ama. Çok mutluyuz. Biraz ayak işlerciyiz. Aynen. Hele ki Gibi'nin bu sezonu. Yani ben ilk gibi ilk bölümü de izlediğimde biliyorsun şey tepkisi vermiştim. Hani böyle bir bölüm mü olur ya? Niye bu kadar uzun falan? Arda Sen'le izlemiştik. Aynen. Hı-hı. Ben hayattan hayatı sorgulamıştım falan böyle. Bir daha izlemeyelim dedim. Sonra bir arkadaşım dedi ki izle işte, ilk bölüm çok iyi değil. İkinci bölüm de çok iyi değil. Vatka'yı söylemişti Hazan. Onu da izlemedik falan. Sonra bir baktık. Diğer bölümleri izleyince gidiyor yani. Gidiyor ama ilk bölümde hafif kafanız yani güzelken daha iyi gidiyor olabilir. Biraz alkol, biraz bazı şeyler. İlk bölümde de mesela çok güzel başlıyor. Çok güzel gidiyor. Ondan sonra tamam diyorsun ama daha ne kadar espri katabilirsiniz. O bu sezonda bence biraz şeyi buldular. O artık çok seviliyoruz. Ne istersek bir deneyelim rahat rahat. Hayır abi, bu kadar da değil. Yani siz sevilmiyorsunuz. Sizin şakalarınız seviliyor. Sen şakayı alıp farklı bir yere getirirsen, hikayeyi bambaşka bir yere getirsen seni izlemem. Ya bana ne X komşusunun rüyada Ersoy'u görmesinden, anladın mı yani? Ne anladın bunu? Bütün sonra hikaye bu kadına çıkacaksa ben sıçayım öyle hikaye. Böyle hikaye mi olur kardeşim? 3 kere gördüm. Bir insan nasıl Ersoy'un hayalini kurabilir ya? Çok iyidir. Yani o bölümün bence böyle tek... Tamam da çok kısa bir yerde o. Mesela Ersoy'a baksaydı, Ersoy onda onun gözüne çıplaklaşsaydı falan yani ama 2-3 saniye falan olsaydı bu. Güzel. Dolayısıyla biz şu an özellikle Gibi'nin 3. sezonuyla ayak işleri iyice bizde
Revaşa, refaha. Bir de gelmedi diye heyecanla bekliyoruz. Hep gelmeyen şeyler daha heyecanlı olur ya. Geldi mi acaba? Dur bakayım. Geldi de ya, kaydın ortasında yaşlanma mı bakacağım? Ne olacak canım? Boşuna mı bilgisayar başında? Kardeşim benim işim gücüm var. Ben buraya ya, paramı da vermiyorsun zaten. Çekimleri tamamla. Paramı da vermiyorsun. Bir ay önce bitmiş. Yakında gelir. Parayla mı anlaştık? Allah Allah ya. Kardeşim bilmiyorum. Oturduğun haber bakıyorsun şimdi. Ben burada sonuçta bir suratımla para, sesimle para kazanıyorum şu an burada. Biraz suratında var bu bölüm. Güzel, yakında gelir. Çekimleri geçen ay bitmiş. Okey. Peki var mı eklemek istediğin bir şey? Ona göre bu hafta neler izledik'e geçelim. Şu an yok benim. Hadi geçelim. İzlemedik ki bir şey. Al işte, sınav haftamda bok gibi geçti abi. Niye? Bir sürü şey izledik aslında. Mesela ne izledik? Yani mesela? Başladık. Wednesday'e başladık. Müthiş. Harika. Müthiş. Bir kadın. Sen... Daha bugün konuştum arkadaşlarımla. Çok ortak özellikleriniz var sanki onunla. Ben çok benzeyeceğim sizi bazen. Yok, yalandır. O morbid yaklaşımına bitiyorum. Ne yaklaşım? Morbid, böyle her şeye olumsuz, negatif, öldürmek istiyor. Çok benziyor sana. Sen kendini tutmasan o karakter olursun gibi. Evet, şu an tutmayabilirim, farkındayım. Mesela... İkimiz tekiz. Bu hikaye senin için mutlu bitmeyebilir. Bir havuza pirana salmaz mıydın düşmanlarını izliyor olsa? Aşırı zevkli ya. Aşırı işte, zevkli yani. Bunu diyor işte, niye bana atar yapıyorsun? Hani bunu yaptığımda başıma hiçbir şey gelmeyecek olsa insanlar o havuza çifter çifter sokarım yani. Bak işte olmaz. Çok benziyorsunuz onu diyorum. Tim Burton'ın başka işlerini izledin mi sen hiç? İzlemiş olmam lazım. Ama bak isim hatırlamıyorum. Makaseller. Ben. Johnny Depp oynuyor. Beetlejuice. Neyse, önemi var mı şu an? Ne izlediğimizi konuşuyoruz. O yönetiyor da onun için. Tim Burton. Hem yürütücü yapmış hem de yönetmeni, onun o stili de böyledir. Serseri. İşte evet. Serkeş bir stil. Yani film dizi atmosferi olarak diyorum, şey öyledir. Onu gene çok güzel tutturmuş. Hatta bence biraz kendini sakinleştirmiş bile. Sen önceki işleri bilmiyorsan şey olabilir. O daha böyle uçuktur, renklidir, şeydir. Bütün dünyanın öyle olup böyle benzeri. Tim Burton'u mu konuşacağız, Wednesday'i mi? Yönetmeni ya, ben yönetmeni konuşmak istemiyorum kardeşim. Benim yönetmenle bir işim yok. Bir alışverişim yok. Ben çıkarılan işteyim. Tamam, nasıl buldun o çıkarılan işi? Çok beğendim. Karakter çok iyi. Hikaye de çok iyi. Sen onun şeyini izledin mi? Eskiden de yapılmış buna benzer. Bir filmleri vardı. Filmleri varmış. İzlemedim ama. Ben de izlemedim. Sadece dans sahnesini orada da gördüm. Çok iyiydi. O normal öğretmeni oynayan kadın işte 2000'lerdeki filmde Wednesday'i oynuyordu. Öğretmeni hangi öğretmeni oynadı? Gözlüklü olan. Turuncu saçlı. Hiç onda Wednesday tipi yok. Çocukken vardı. Yok, hiç yok. Ben yakıştıramadım kendisine. Okay, başka söyleyeceğin başka bir şey var mı? Yok, harika bir dizi, harika bir karakter. Gerçekçi bir karakter. İçimizde hepimiz Wednesday'yiz. Çok gerçekçi. Bence kesinlikle öyle. Yani ergen dizi severim. Ergen ruh hastalarını daha çok severim. Kaliteli ruh hastalıklarını sadece ergenler yapar. Bu kadar. Bu kadar. 1899'a başladık ama ilk bölümün ortalarına doğru biraz geç olmuştu. Durdurduk. İyi gidiyor gibi ama neydi ki onun konusu? Ben ilk böyle unuttum. Sen komple dün akşam izledik ya, gemide falan filan. İzledim. Çocuğu döndürdüler falan. Ben bir FIFA Uncover'ı izlemeye başladım. Tamam, şimdi hatırladım. Dün izledim. Olsun. Ben şimdi hatırladım. Yapacak bir şey yok. Başlangıcı ümit vaat ediyor ama bence beklentiler çok, yani insanlar bir şeyin çok beklentisini yaratınca benim o şeyi izleme hevesim kaçıyor ya. Şu anda da işte bununla ilgili bunu yaşıyorum yani. Ben şu an şeyim, sadece gereksiz yere komplike olmasın diye. FIFA Uncover'da başladım ben, bildiğimiz FIFA'nın dolandırıcı olimpiyat komitesi gibi aslında. Ne kadar parayla ve şikeyle döndüğünü böyle. Niye ben siz başladım anlatıyorum. Bayılırım böyle belgesellere, biliyorsun. Dropout'u izlerken mutluluktan ölüyordum falan. Dropout belgesel değil. Bence belgesel o. Yani o dramatikleştirilmiş şey. Bu bildiğim belgesel. Arşiv görüntüleriyle falan. He, o zaman sevmeyebilirdim. Ya biliyorum işte. Onun için şey yaptım. Yani bir sürpriz yok ama gerçekten her şeyin nasıl parayla döndüğü, şu anki Dünya Kupası'nın da işte rüşvetle alındığını falan anlatıyor. Bunu insanlar anlatıyor. Bununla hiç kimse bir şey yapmıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Para. Money. Money. 1899'un kamera arkasıyla ilgili bir sıradan sinema bilgileri gerekebilir. O zaman çekeriz. Gelsin. Çekeriz. Onun dışında izlediğim bir şey var mı? Yani yok. Yok. Benim de yok. Tamam, Aşk Memnu'ya başlayacağım tekrar. bir ay kitle. Sen izlemedin değil mi Aşk Memnu? Hatırlamıyorum. İzlememişsin. Hangisi sen? O? Aşk Memnu. Beni Bihter'ini. İzlemedim. Alıntılıyorum devamlı ama izlemedim. Şerefsiz ya. Behlül Kaçar'da kullanıyordun sen bir ara. Kullanırım. Behlül Kaçar deyip gidiyorum. Evet. Sonra da beni Bihter'ini diyorum.
O kadar konuyu bilmiyorsun ki hiç hangisinin erkek hangisinin kadın olduğunu da bilmiyorum. Neyse Bihter'i sonra. Bihter'i ben erkek sanıyordum. Onun için öyle bir... Bihter diye erkek adım olur Eylem. Ne bileyim ben. Gerçi ismin Eylem. Var mı eklemek istediğin bir şey bölümü kapatmadan? Gene. Şeyi söyleyeceğim bu Eylem'le ilgili. Eylem hikayesiyle ilgili. Hastaneye gittik. Eylem Caner dedi. Tabii ki Eylem. Ben geldim Eylem Caner Hanım'da randevum var dedim. Hanımefendiyle ilişki durumunuz nedir falan diye sordu. Hani şey eşiniz... Eylem Hanım'la ilişki durumunuz aynen. Nedir dedi. Eylem Hanım'la ilişki durumunuz nedir? Şimdi nerede cevap versek bilemedik. Kendisiyim dedim. Şizofrenik bir durumum yok dedim yani. O zaman sizlere öpüyoruz. Acaba çocuğun mu sandı beni? Ben böyle bilmiyorum. Kapatalım. Eylem planı.